sahnesi çocuklar ve çok heyecanlılar. O nedenle en ufak bir ses bile onların dikkatini dağıtabilir. Çok sessiz bir şekilde izleyeceğiz. Anlaştık mı? Evet, o zaman şöyle bir herkes arkasına yaslansın. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Gezegenimize ve barındırdığı çeşitliliğe dair henüz keşfedilmemiş pek çok tür var. Ancak açık olan bir şey var ki mevcut değerimizi hızla kaybediyoruz. Bu nedenle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlamamız açısından çok büyük öneme sahiptir. Bugün burada hayvanlara karşı empatiyle yaklaşma, onları koruma ve haklarına saygı duyma gibi konular hakkında farkındalığımızı arttırmak için toplandık. Şimdi de ana sınıf öğrencilerimizi hayvan hakları ile ilgili sloganlarıyla sahneye davet ediyoruz.
şarkıyı dinliyoruz. Walking in the jungle, walking in the jungle.
sizleri dostlarımız ile eğlenceli videolarıyla baş başa bırakıyoruz. Sahneye davet ediyoruz.
yaşayan hayvan hakları ile ilgili kompozisyon yarışmasına katıldılar. Şimdi de sizlere kompozisyon yarışması sonuçlarını paylaşacağım. Kompozisyon yarışması üçüncüsü Ela Altın Kaynak. Tüylü ve sahip mutlu. Kedim tüylüyü sahiplenildi bir sene olmuştu. Sahiplendiğimde 8 aylıktı. Sessiz ve sakindi. Uzun tüylüydü ve ismini de buradan alıyordu. Her gün tüylerini yalar, zıplar, hoplar, uykusu gelince yatağında uzanırdı. Onunla oynamak, tüylerini taramak çok zevkliydi. En çok da sinek yakalamaca oynuyordum. Evet, sinek yakalamaca. Kavanoza biriktirdiğim sinekleri salıyordum. Sonra da tüyle onları yakalıyordum. Mutluyduk, ta ki bir sene geçinceye kadar. Bir pazar akşamı uyuyordum ki tonlarca koku ve ses bana hücum ediyor gibiydi. Rahatsız olmuştum. Bir süre sonra dayanamadım ve kalktım. Kış mevsimiydi ama hiç üşümüyordum. Kafamda soru işaretleriyle aynaya baktım. Sonra çığlığı bastım. Daha doğrusu miyavlamayı bastım. Tüylünün tıpkısının aynısıydı. İlk şoka atlayamadan yatak odasının kapısı açıldı. İyi akşamlar sahip miyav, yoksa tüylü mü demeliydim. Gözlerimi fal taşı gibi açıp sordum. Miyav, miyav. Tüylü sahip, seni anlıyorum demek isterdim ama anlayamıyorum. İtiraf edeyim, bir günlüğüne yer değiştirdik. Ayrıca sorumlusu benim. Miyav, hadi kahvaltıya diye bağırdı tüylü. Savunmasız kalmıştım. Aslında kedi olmak o kadar da fena değildi. Kahvaltıda ısrarla kuru mama yedim. Kıtır kıtırdı. Tüylü ise yemek yapmayı bilmiyordu, ekmek yedi. Kahvaltı sonrası tüylü odamdan sinekleri getirdi. Saldı sinekleri, oynadık beraber, yine mutluyduk. Akşam olup yatınca fark ettim. Ben bu kadar bakmıyordum tüylüye. Belki de bu bana ders olmuştu. Sabah olunca tüylüye sarıldım, kucakladım. Böyle daha mutluyduk. Kompozisyon yarışması ikincisi Zeynep Ece Doğar. Kuş olmak zordur. Sabah uyanıyorum, bir bakıyorum ki mini minnacık bir kuşum. Olamaz diyorum, buradan çıkmalıyım. Neyse ki çok uzun sürmüyor ve dev adamlar benim kafesimin kapağını açıyor. Önce biraz korkuyorum, sonra denemeye karar veriyorum. Bir anda sanki büyülenmiş gibi oluyorum. Bu duygu mükemmel. Özgürüm. Ama evin içinde. Hatta salonda. Şöyle bir sinekliğe gidiyorum. Yok, sinekliğe yapıştım. Önce bir dışarıya bakıyorum. Ay, bu dünya ne böyle? Adamcıklar dünyaya iğrenç bakıyor. Sonra devlerle birlikte hayvanat bahçesine gidiyoruz. Bunlar arkadaşlarım. Onları kafese koymuşlar. Devlere söylüyorum, onları çıkarsınlar diye. Ama nafile, doğru ya, ben hala kuşum. Aslında bence hayvanat bahçeleri olmamalı. Hayvanlar tutsak kalıyor. Bence ben çok şanslıyım çünkü bana iyi bakan sahiplerim var. Onlar çok iyiler. Her gün beni belli bir süre dışarı çıkarıyor. Bana o ev suyumu veriyorlar. Kompozisyon yarışması birincisi Eylül Avcı. Köpeği anlamaya çalışıyorum. Merhaba, benim adım Eylül. Ben hayvanları çok severim. Bir tane papağanım var. Adı Köpük. Sarı tüylü bir kafası, açık gri ve beyaz karışımı bir gövdesi ve aval yanakları var. Biraz da tonlu. Siyah boncuk gibi gözleri ışıl ışıldır. Kendisini çok severim. Bir gün oturmuş, ışıl ışıl gözlerini bana dikmiş bakıyordu. Bir şey istiyordur diye düşündüm. Fakat suyu da yemeği de tam doluydu. Kafesin kapağını açtım, anında dışarı fırladı. Evin içinde rüzgar gibi dönüyordu. Onu kafese sokmaya çalıştım ama boşuna çabaladım. Tırnağını bile sürmedi kafese. Yorulduğum için oracıkta uyuyakaldım. Uyandığımda kafesteydim. Gezinin dedim ama uçamıyordum. Kafes hareketlerimi kısıtlıyordu. Parmaklıklar olmasa
olmasına rağmen içerisi boğucuydu. Sadece zıplayarak yürüyebiliyordum. Bu sıkıcı yerde bir de hareket edememek eziyet gibiydi. Hareket edememek beni çok sıktı. Tam isyan ederken bir insan geldi. Bu köpüktü. Beni çıkarması için ona yalvarıyordum. Ama o beni anlamıyordu. Ve bir anda uyandım. Çok korkmuştum. Kafes hayvanlarının neler çektiğini anladım ve köpüğe baktım. Bir daha kafes hayvanları almayacağım. Ödüllerini vermek üzere okul müdürümüz Ferda Tilmen Sağır'ı sahneye davet ediyorum. Ben öncelikle çocuklarımızın geliştirdiği empatik duygu için, kendilerini çok düzgün ifade ettikleri için ve cesaret göstererek böyle bir yarışmaya katıldıkları için sizin huzurlarınızda tekrar kutluyorum ve I got you.
lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Ferda Tilmen Sağır'ı sahneye davet ediyorum. Kısa sürede hem okula uyum sağladılar hem de size gösteri hazırladılar. Lütfen çocuklarınızı kocaman alkışlayın. Ben gösterinin ortaya çıkmasında emek veren değerli öğretmenlerime ve destek veren değerli ekibimize sizin huzurlarınızda da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet, söylenmesi gereken her şey söylendi. Çocuklarımız mesajlarını verdi. Ben çok konuşmak istemiyorum. Bizim bütün temel hedefimiz çocuklarımızın farkındalıklarını arttırarak onlara gelecek yaşamlarına her yönleriyle daha sağlıklı ve bilinçli yetiştirmek. O yüzden bugün burada verilen, sevgili öğrencilerim sizlere söylüyorum bunu. Bugün burada verilen tüm mesajları bir düşünün ve bunların hepsini günlük yaşamınızda lütfen uygulayın. Çünkü bu dünya hepimizin, hepimizin bir canı var. Evet, en gelişmiş olanı insan ama bitkiler ve hayvanlar da bizim korumamız gereken, sevmemiz gereken, ilgilenmemiz gereken canlılıklar. O yüzden hep birlikte el ele vereceğimize söz veriyor musunuz? Harikasınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sayın velilerim, değerli velilerimiz. Çocuklarımız kahvaltı yapacaklar. Sonrasında onları teslim alabilirsiniz.